Herkese merhaba buralar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar dehşet uçakları süreceğiz ve dehşet şeyler yapacağız. Gördüğünüz gibi etrafında renkli borular var ve bu uçaklarla bu boruların içinden geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit borular da var, geçmesi çok basit. Dik borular var mesela, bunların içinden geçmesi bence en zoru bu. Uzun borularımız da var ve bu uçaklarla onların içinden geçeceğiz mi diye bakacağız. Binelim hemen. Sadece süreceğiz ve içinden geçip hareket yapmaya çalışacağız. Verdik hızı. İlk Besra ile uçuyoruz arkadaşlar. Besra mıydı bunlar? Of be, efsane gitmiyor mu arkadaşlar? İşte bu. Boruların içinden bunlarla geçeceğiz. Bakalım boruya sığıyor mu, o da var. Bir de boruya sığmıyorsa. Evet. Oo, gayet rahat sığdı. Hayır be, yanlışlıkla F'ye bastım, olamaz. Besra'mız gitti. Besra nerede? Oo, Besra'ya bak, ileride havada uçarak gidiyor. O kadar hızlı ki. Ne olacak şimdi? Of be, Besra patladı, binaya çarptı teyilleri. Sesi buraya kadar geldi. Olamaz. Besra'yı en sonunda bir daha alırız arkadaşlar, olmasa. Heyecandan F'ye bastı. İçinden atladı. Olsun, durun bir daha. Şunu da deneyelim. En sonunda onlarla falan da şey yaparız. Uçak sesi... Aa, uçak yukarıda uçuyormuş. En hızlı uçağımızdan atladık ya. Böyle bir şey olamaz. Aynı hatayı birkaç kez daha yapabilirim yani. Olabilir. Bakalım bununla yapabilecek miyiz? Bu zaten dünden sığar. O sığdıysa bu küçücük. Direkt şu şeye girelim. Şu küçükten gidelim bakalım. Patlamadan içinden çıkabilecek miyiz? Evet. Hayır. Gerçekten çok zor be. Dönemedik. İn bakalım içinde. Arkadaşlar bir bir uçakları telef ediyoruz. Ama olsun, denemekte fayda var. Deneyeceğiz tabii ki de bütün uçakları. Olmazsa yeni uçak indiririz sanki, ne olacak? Biraz daha büyük uçak. Bakalım bu uçak acaba sığıyor mu? Bakacağız şimdi. Şu ilerideki borudan geçeceğiz. Bu da patlayacak galiba. Borulardan geçemiyoruz. Olamaz. Kanadı kırıldı. Düşüyoruz. Şu ana kadar hangi uçakla başarılı olduk? Besra ile bir kere içinden hızlıca geçebildik. Ama bunlarla geçemedik. Yeryüzüne düştük uçakla. Daha videonun başındayız arkadaşlar. Ve 3 uçak mı telef ettik? Bakalım bir. Evet, 3 uçak telef ettik. 3'ünü de patlattık. Hala boruların içinden geçmeyi başaramadık. Ama başaracağız. Şu sağdaki uzun borudan geçeceğiz. Hazır mısınız? Savaş uçağımızla. Bunlar şu borudan değil de durun. Borulara falan çarpmayalım. Şunun içinden geçeceğiz. Durun, oraya da geçmek için şey yapalım. Şuradan ilerleyelim. Şurada borulara falan çarpmayalım. İlerleyip tam karşısına girelim. Bakalım. Tamam, şöyle dönersek. Oradayız. İşte bu. Hazır mısınız? İçinden bundan geçmeyi başaracağız işte bu. Bundan geçersek zaten. Şekil gözüm alıyor. Hayır. Hayır. Hadi. Hadi çık. Çık be. Sonuna dönemedik. Dönmesi çok zor arkadaşlar. Dar boru zaten. Uçak içinde. Ama içinden iyi geçmedik mi? Efsaneydik be. Ve bir uçak gövdesi daha yeryüzüne düşer. Uçağın kanatları gidince de çok çirkin olmuyor mu? Hemen şuradan bir Besra'ya daha binelim. Var ya ya, kanadını çok fena çarptık. Son anda vazgeçtim aslında. Giremeyeceğimi anladım. Yukarıya doğru uçayım dedim. O sırada kanat götürdü. Kanat fena gitti. Tek kanat uçtuk. Atla buradan aşağıya. Şu borudan geçebilir miyiz bari? Bunu deneyelim. Borulardan geçmece. Geçtik işte bu. Durun bakalım. Şu uzun borudan geçeceğiz ama asıl amacımız o. Şuradan gidelim. Şöyle geriye döndüğümüzde o borunun tam içine gireceğiz. Şöyle bakalım. Evet, şöyle. Efsane bir şey yapıyoruz şu anda. Ve şu borunun, uzun borunun içinden geçersek. Daha uzun borulardan geçemedik ki. Şu anda borunun içinde gidiyoruz. Hayır.
Patladı be yine. Gerçekten şu dönemeç zaten en zoru. Şuradan nasıl döneceğiz ki? Şu önü siyah olan Besra'ya binelim bakalım. Şu anda hızlı ve keyifli bir şey yapıyoruz bence arkadaşlar. Çok eğlenceli. Şu dik borudan aşağıya doğru inebilir miyiz acaba? Bir yukarıya doğru çıkalım bakalım. Bir de bunu deneyelim. Belki yaparız. Onu yaparsak zaten en efsanesi. Şu boru var ya bakın, şu borudan dikine doğru çıkacağız. Çıkıyoruz. Çıktık be. Efsaneyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dikine borudan çıktık. Şimdi de şu diğer borudan aşağıya doğru ineceğiz. Hazır mısınız? Nerede o boru? Tekerleğimizi de açalım ki patlamayalım. İniyoruz. İniyoruz. İndik. Ondan da geçtik be. Çok heyecanlıydı. Ben niye o kadar gereksiz bir heyecan yapıyorum acaba? Durun bakalım. Bunlarla nasıl geçtik? Aşağıya inerken indik, yukarı çıkarken çıktık. Ama şu uzun borudan da geçmemiz lazım. Ondan geçemezsek şu daha da dönemeçti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ucu daha kıvrak. Ama şu diğeri birazcık düz gidiyor. Sonu kıvrak. Hadi be siyah Besra, iki kere başarı yaptım. Bundan da geçersek başarı üstüne başarı be. Başarı üstüne başarı. Tekerlekleri açıyorum arkadaşlar patlamamak için ve yavaş gitmek için. Evet. Gidiyorum şu anda. İçindeyiz. İçindeyiz. Çıktık. Makine bozuldu. Motoru bozuldu ama arkadaşlar içinden geçmeyi başardık. Bu hızımızı kaybetmeden şu dönene giriyoruz. Bakalım içeride uçağımızı patlatacak mıyız? Gel 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 gel. Şu kısa borudan geçelim hatta. Durun. Bunlar. Durun be. Giriyoruz. Hazır mısınız? Korkmuyorum. Hadi. Aha motorum bozuldu. Of be. Bu dönerken var ya fena çakılıyoruz. Efsane çakılıyoruz. O ucu kıvrak olan arkadaşlar, o ucu kıvrak olan boruya da test engellesek ne olur? Yani düz girip dönmesini sağladık sadece. Onu yapabiliriz. Durun. Ve aynı zamanda şunu da öğrendim. Tekerleğini açtığınızda tekerlek yere sürttüğü için mesela patlama riskini azaltıyor biraz. Uçakla ilk önce aşağıya doğru düşeceğiz. Sonradan uçacağız geri. Evet işte böyle. Şimdi şu boru var ya bak, bu borunun şu düz olan kısmından gireceğiz. Yetişip de şu uçağa çarpsak mı acaba? İçinden geçme değil abi. Çarpmak istiyorum da yetişmek de mesele aslında. Şöyle döneceğiz. Evet. Döndük. Boru nerede? Boru hangi boru? O boru mu şu? Şu herhalde şu. Evet. Giriyorum, hazır mısınız? Tekerlekleri açtım. Bakalım. Borunun içindeyiz. İçinden gidiyoruz. Geçtik be. Ters geçince oluyormuş. Şimdi şu borudan tekrar yukarı doğru çıkmaya deneyelim. Bakalım ne olacak. Bir borudan tekrar ters. Geçmediğimiz boru kaldı mı acaba arkadaşlar? Efsane, girmedik mi içeriye? Mükemmel sürdüm arkadaşlar bak. Orada uçağın içinde tam var ya, boruya tam denk getirdim. Bir dakika. Bir de şuradaki boru var ya. O borudan da inersek tekrardan bir daha. Efsane, elimiz alışıyor. Patlamadan kaç boru geçeceğiz? Şu anda 3 boru geçtik. Patladık be. Max 3 boru mu geçecektik? Rekor. 2 boru geçtik. Bayağı bir besramız hala var. Binelim bakalım. Küçük borulardan geçtik mi biz? Hatırlamıyorum. Şu büyük borulardan geçtik. Zaten en zevklisi de onlar. Dik borudan geçmesi en zor bence. Ama ondan geçmeyi başarıyoruz. Muhteşem bir şekilde. Ama şunu tersten girmeyi de başarsak keşke bir kere. Durun şöyle yan girersem bence olacak ya. Durun. Geçtik be. İşte bu. Ya geçememiş mi sayılıyor şimdi biz? Son anda çıkarken kanadı bıraktık. Atladık yanlışlıkla. Olamaz. Tek kanatlı uçak. Efsane bir şey be. Şimdi biz arkadaşlar o borudan geçmemiş mi sayılıyoruz? Tam çıkarken kanadı çarptı. Olamaz böyle bir şans ya. Nasıl böyle? Kanat koptu. Ama o komik oluyor biliyor musunuz? Kanat kopuyor ama patlamıyor ya. Bir kez daha deneyelim. Bak şöyle yan girdiğimizde oluyormuş. Durun. Hayır. Patlamadı. Şöyle al 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 al. Evet. Aha tekerleği kırılmış. Uçağımızın tekeri kopmuş. Ama tekerini kopması uçağımızın uçmasının dengesini bozmaz galiba. Evet. Gördüğünüz gibi tekerleği yok, sağ tekeri. Ama uçuyor. Kapattığımızda ise hiçbir sorun kalmıyor.
Evet arkadaşlar, bugün de dehşet mükemmel bir şeyin sonuna geldik. Uçaklarla renkli boruların içinden geçmeye çalıştık ve uçak hareketleri yapmaya çalıştık. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.